Hacık buldum başıma lan. He? Yürü baba. Allahu Ekber. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Yeter mi ama ya? İçim katıldı. Yaprak dökümüne bağladın resmen. Ağlama artık. Acıktın mı kızım? Şimdi yemek getirecekler. Fantastik şeyler getirecekler yine kesin. Dün verdikleri tatlı cam kokuyordu bayağı. O ne demek Elif ya? O ne demek ya? Sen söyle, ben gideyim alayım şuradan bir şey. Ne istiyorsun? Ne yemek istiyorsun? Annem nerede? Annen doktora çıktı. Bugün gidiyoruz ya. Bugün çıkıyoruz.
ilaçlarını alacak şimdi. İlaçlarını konuşacak. Sonra çıkacağız. Sen ne yemek istiyorsun onu söyle bana. Ya şimdi değil de eve gidince annem bir mantı yapar herhalde. Yapar tabii. Yapar tabii kızım. Yapar. Bol salçalı tereyağı üstüne de. Benim de karnım acıktı şu anda. Gerçekten. Tunç da çok seviyor. İki tabak yiyor hep. Öküz. Boğazında kalsın inşallah. Ya baba ya. Öyle korktum sana bir şey olacaktı. Oldu zaten baba, daha ne olsun. Bence en az 3 ay falan aşırı iyi davranmanız lazım bana. Ağlama artık yeter. Tamam ağlamayacağım. Tamam ağlamayacağım. İçim kıyıldı benim de. Üf. Tıraş ol. Yırttın yanaklarımı. Tamam tıraş da olacağım. Ben bir gideyim annene bakayım. Bir de duş al istersen. Sen bayağı iyileştin ha. Ya kendim için söylemiyorum ki baba. Annemin yanındasın ya hep. Ne bileyim hoşuna gider. Eve dön. Uyandı mı kız? Salçalı mantı. Ne? Ulan haftanın 5 günü bize dışarıdan pizza söylendi be. Ne diyorsun ya? Yok bir şey yok, uyandı kız, yalnız bırakma, geliyorum şimdi. Nereye gidiyorsun? Tıraş olacağım. Sırası mı şimdi? Yusuf! Ne haber? Nasıl oldu Elif? Gösteriyorlar herhalde. Yok abi, şimdi uyuyor. Şey yapmayalım. Ha. Çorba yolladı annem kemik suyuyla. Eyvallah, sağ olsun. Zahmet etmiş. Şeyi de verecek misin? Ben kendim verseydim. Ya Yusuf. Söyle abi. Yapma böyle ya. Nasıl ya? Böyle bilmeden. Abi şimdi doktor bekliyor beni içeride. Tamam, ben içeri giriyorum. Annene çok teşekkür ederim. Zahmet etmiş bizim için. Tamam. Hadi abiciğim. Niye yaptın ki şimdi böyle bir şey? Ben çiçek istemiyorum Tarık. Sana aldım ben o çiçeği, sevdiğin çiçekten diye. Yolda gördüm, alayım dedim, hoşuna gider dedim. Ama ben çiçek istemiyorum Tarık. Ne yaptım ki ben? Niye bu kadar kızgınsın ki bana? Ne mi yaptın? Nasıl ya? 10 gündür. Nasıl? Tarık,
Ne? Tarık yeter. Ne oldu o gece barda? Ne oldu Tarık? Son kez soruyorum. Lütfen cevap ver bana. Niye saldırdın o adamlara? Tarık yüzüme bak. Bir de yiyelim mi? İyi akşamlar abi. Sizin aidat vardı da yöneticisi soruyor. Binadan çıkış yaptık komutanım. Boşaltıyor musunuz abi daireyi? Mühimmat deposunun kapısı kilitli. Destek kuvveti için yüzbaşımla irtibata geçeceğim hemen. Allah Allah. Alo. Yüzbaşım. Ne? Çiçekler denize döküldü yüzbaşım. Ne diyorsun lan? Destek kuvvet talep ediyorum. Ne diyorsun Tarık? Neredesin? Deponun kapısını kilitlediler. Dışarıda mı kaldın? Ne diyorsun oğlum? Anlamıyorum. Doğru düzgün konuş. Hani mühimmata ulaşamıyoruz. Lan bir siktir git. İçkin mi işin? Ne yaptın sen? Alo. Tarık. Rüya. Rüya dur. Rüya. Ne işin var senin burada? Şeker. Pardon. Şeker ister misin? Ay yok sağ ol. Kaldı mı ya onlardan? Benim çocukluğumda vardı onlardan. Yok kalmadı ya. Ben stok yaptım da. Bakkal söyledim 1997'de. İstiyorsan iki koli de çikolatalı şemsiye var evde. İlgilenirsen yani. Stok yaptın ha?
Sağ ol ya. İyi geldi gülmek. Şeker. İyi hadi, ver madem. İsmi neydi senin? Selim. IT'ciydin değil mi? Eşin iyidir umarım. Nasıl? Bağırdı şey oldu ya geçen. Kavga çıktığında ben de oradaydım. Doğruymuş. Geçmiş olsun. Yani öyle mi denir bilmiyorum da. İyi olur umarım. Kusura bakma ben öyle deniyor gibi sordum bir anda ya. Yok ya. Sağ ol sorduğun için yani. Eşin yardım alıyor mu? Yani profesyonel bir yardım alıyor mu? Ben ister istemez ilgiliyim de bu konularla. Hangi konularla? Ablam psikolog da benim. Benim eşim de hasta mı? Yok. Hayır. Yani, yani ben bilemem tabii de. Kusura bakma ya. Ben böyle boş boş konuşuyorum biraz galiba. O gün de öyle istemeden şahit olduğum için olaya. Gerçekten yani özür dilerim ben sadece. Kaçtın ya sen? Nasıl? Kaç yaşındasın yani? 88. Yani 28. Yani 88 doğumluyum da 29-8. Bayağı akıllı bıdıksın ama ya. Özür dilerim ben gerçekten ya. Densizlik ettim biraz galiba. Müsait miydin? İşin yoksa buluşalım mı? Olur. Nerede diyorsun? Bilmem, parka gidebiliriz. Tamam. 45 dakika diyelim mi? Tamam canım. Görüşürüz. Hmm.
Sen kusura bakmasın. Gereksiz çıkış yaptım sana. Yo, hak ettim ben de. Evet, biraz burnun uzun hakikaten. Tamam ya, takılıyorum. Sağ ol ilgilendiğin için. Ay, şeker kaldı mı? Ne kadar salama kızım. Ablan psikolog ha? Aynen. Yani ihtiyaç olursa aklında olsun. Çikolatalıymış. Komutanım. Hı? 3 kişiyiz evde. Ben, Tarık, bir de komutan. Kimse artık o komutan. Seks. Nasıl? İşte seks nasıl, onu söylüyorum. Rüya, ne acayipsin ya. Böyle pat diye bir anda. Ya ne bileyim. 3 kişi yatağa giriyorsanız fena da olmayabilir aslında. Oha, kızım kıpkırmızı oldu. Ben aldım galiba cevabı. Ya Rüya, Allah aşkına ya. Bir psikoloğa falan mı gitsen diyorum ben? Sen senin değil, Tarık'ın gitmesi lazım. İyi de nasıl olacak o? Ne diyeceğim, ne anlatacağım? Önce ben bir gideyim, akıl danışayım diye düşündüm. Nasıl davranmak lazım, nasıl ikna edilir, ne söylenir? Bunları falan sorayım. Yani fena almayabilir aslında. Var mı tanıdığın biri? Yok. Yani birinin tanıdığı var. Belki, bilmiyorum. Şirketten birinin ablası. Hı. Kadın sayı. Niye? Kadın sayı diyorum yani. Sen bana bile anlatmıyorsun. Nasıl anlatacaksın elin adamına? Bak, bence sen git bir kadına. Anlat. Ama bak, her şeyi anlat. Yani yatağı da anlat, seksi de anlat. Yani çözülürse orada çözülür bence. Ya yani yatakta başlar, yatakta çözülür. Yani gidecekse de yatakta biter her ilişki gibi. İyi. Bizimkisi kolay kolay bitmez o zaman. Amca geliyor hep aklına ya. Elif düştüğünden beri. Hangi amca? Yusuf. Hangi amca? Anlatmıştım yani. Taner'le köylü. Ha. Komiserin oğluydu. Evine girdiğiniz radyocu.
Ah be Yusuf. Ne zaman başımıza kötü bir iş gelse... babanın hastalığını duyduğumda da hemen girmiştim bu kafaya, hatırlıyor musun? Bütün tepeni yolduydun ya. Yapma yine. Girme o kafaya. Ya 30 sene önceki olaya gitme. Yani harap etme kendini bak. Çocukmuşsunuz, itlik etmişsiniz işte. Hem sen yapmamışsın ki. Sen mi vurdun adama sopayı? Adamın yüzü gözümün önünden gitmiyor 3 gündür. Yusuf, çık bu kafana. Bak. Başımıza kötü bir olay geldi, evet. Biricik kızımız içeride sargılarla yatıyor, evet. Ama hayat bu. Her şeyin bir sebebi var. Söz ver bana, harap etmeyeceksin kendini. Her kötü bir şey olduğunda 30 sene önceki olaya gitme. Bedel ödemek değil, hayat bu. İyi bir babasın sen. Var çok hataların, var. Yusuf, gözüme baksana. İyi bir babasın sen. Çok şanslı bir kız benim yavrum. Deli gibi seviyor çocuk seni. Gözünün içi gülüyor seni görünce. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum da. Doktorun verdiği ilaçları almak lazım bu arada. Ağrısı olursa kızın gece. Şart mı sizin bu herifin evinde yaşamanız? Nereden çıktı şimdi bu? Yani biz ne konuşuyoruz şu anda? Ne kadar saçma ya. Yani tam böyle güzel güzel tatlı tatlı şey yapıyoruz yani. Konuya dönebilir miyiz lütfen? Tamam, özür dilerim. Alacak mısın ilaçları? Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Saçmaladım. Yani hiç anlamsız. Ama çok güzel oldu böyle ya. Yani gerçekten böyle tartışmadan, didişmeden, güzel güzel konuşmak, tatlı tatlı. O kadar özlemişim ki. Ben de. Sahi mi söylüyorsun? Alacağım ben ilaçları, tamam? Hı. Sen merak etme. Sen de git, dinlen biraz. Helak olduk yollarda. Hı. Vallahi ben hemşireyle de konuştum. Hı. Akşama o iğnesini akşam... Hı. Kafayı yiyeceğim ya. Yani gerçekten kafayı yiyeceğim artık. 6 aydır boş eve kira veriyorum ben kızım ya. Gözünü seveyim yani. Sen mecbur musun bu piçin evinde yaşamaya ya? Mis gibi evin var. Niye alıp kızını da gitmiyorsun evine ya? Neden evinde yaşamıyorsun ya? Kızın da düzenini bozdun. Ya Yusuf, sen git otur. Ben mi dedim sana boş eve kira ver diye? Ben sana kapat evi dedim. Niye gidiyorsun otel odalarında kalıyorsun? Kro gibi bu görgüsüz herifin evinde mi yaşayacaksınız ya? Aa, okey. Ben giriyorum içeri. Nereye? Bir dakika dur. Konuşacağız. Bir şey söyleyeceğim sana. Ne söyleyeceksin? Söyle. Bir şans daha ver bize. Feride, bir şans daha ver. Ne olur. Yalvarıyorum sana ya. Bu meseleyi bir konuşalım. Güzel güzel konuşalım şu meseleyi. Seninle güzel güzel konuşuluyor mu Yusuf? Konuşulur ya. Niye, ne yaptın sen de beni yani? Ya hep kötü şeylerime konsantre olmuyor, olmaz ki. Yazıktır ya, bana da yazık yani. Ya biz de kovuktan çıkmadık ki. Beni de bir ana doğurdu amına koyayım. Yani... Ya bunlar nasıl laflar ya? Ama şimdi Feride'ciğim, git otur evde diyorsun. Ben nasıl oturacağım evde? Aklın alıyor mu senin? Aklın alabiliyor mu senin bu durumu? Bomboş duvarlara bakıyorum anasını satayım ya. Kafayı yiyeceğim. Kafayı gerçekten yiyeceğim. Sen yoksun, kız yok. Delirecek gibi oluyorum. Git otur. Nasıl oturayım ben evde? Ben de bayılmıyorum ki amına koyayım Yeşilçam tipleri gibi. Öyle otel odalarında ezik ezik. 16 yaşında sevmişim ben seni kızım. Gül koklamamışım üstünde 20 sene. Hmm. Tabii Yusuf. Hı-hı.
Ben gittim değil mi ayrıldığımızın gecesi Çiğdem Orospu'sunun evine? Git Yusuf. Hadi. Hakikaten git. İlaçları falan da ben alırım. Git buradan. Tunç'la uğraşmayı da bırak artık. Bir izin ver insana biz. Bir hayatımızı yaşayalım. Komiserim. Yusuf. Nasıl oldu çocuk, iyi mi? İyidir, iyidir. Allah'a şükür iyidir. Annesinin yanında şimdi. Ha, i̇yi. İki dakikanız var mı diyor. Söyle aslanım. Nasıl? Malum konuyla ilgili. Malum konu? Cevdet komiserin dosyasıyla ilgili bir rapor verecektim de. Aa, şey yapma ya, sonra konuşuruz, sonra bakarız. Komiserim, şüphelerin hepsi yerinde. Cevdet komiser, karısı, oğulları hepsi bir şekilde işin içinde. Ama daha bir delil yok elimde. Git köyünü kafayı dinle biraz diye verdim ben sana dosyayı. Cevdet komiser değerli bir memurumuz. Saygı duyduğumuz bir emeklimiz. Ha? Söz konusu içimizden biri olunca dikkatli olmak lazım. Anlıyorsun değil mi aslanım? Ha? Kapat dosyayı demiyorum. Hassas olmak lazım diyorum. Yakaladıysan mühim bir delil getir sonra konuşalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi işim var. Kuruşluk aklında neyi soruyorsun lan sen bana? Ha? Ben seni buraya kimin gönderdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? Dikilsem karısını süt dökmüş kediye döner o seni buraya yollayan şerefsiz. Ne oluyor Yusuf? Sonra konuşalım demedim mi ben sana ha? Komiserim, bu adam burada ne işi var ya? Seni konuşuyoruz. Gel otur dinle istersen. Benim için sıkıntı yok yani. Yusuf! Şşşş! Bana bak. Komiserim, burada ne oluyor Allah aşkına? Eşek, ne oldu oğlum? Bir baktın ne ya? Dışarı ya. Şikayetçiyim senden. Aneye tecavüzün dava açacağım sana. Ha. Onu konuşuyordur. Ha. Selahattin Bey davası mahkemesi halledelim istiyor ama gelmen iyi oldu. Tamam. Görüyorsunuz değil mi? Üstüme yürüyor. Görüyorsunuz değil mi Selahattin Bey? Hiç nefesiz tüketmeyin yani. Yani bu teşkilatın haline yazık ya. Vallahi yani. Yani maaşını vergimizi ödediğimiz memursa bu adam yani bu teşkilat yani. Senin vergini sikerim lan yavşak. Senin vergini sikerim, maaşını sikerim. Beklettim Cevdet abi, kusura bakma. Kusura. Nasıl kullanacağını biliyorsun, değil mi? Bak şimdi bu işaretlediğimi vermek için acele etme, olur mu? Tamam mı? Telefonda konuşalım. Önce genel durumu toplayalım diğeriyle. Sonra vaziyete göre bunu alırız. Hadi kaldır kafanı, olur bunlar. İlacı kestirdim çocuğa diye böyle oldu diyorsun yani, öyle mi? Öyle diyorum ya. Sen bana soracaktın. İlacı almama lüksümüz yok Cevdet abi. İyi de dayanacak gücüm kalmadı artık ya. Yani... İlaç alınca bir görsen yemeden içmeden kesiliyor, sessiz, öyle put gibi duruyor, dağa taşa bakıyor, bir bakışı var ki. Allah'ım sen bana piç ver yarabbim. Anası geçen gün ayakkabımda bulmuş bunu. Helayı temizliyor, küveti temizliyor. Kalkmış tekmil verdi bana diyor. Askeriye değil mi sanıyor kendini, ne yapıyorsa artık. Asker selamı verdi bana diyor.
Geçtiydi halbuki, yoktu böyle şeyler. Geçtiydi, iyiydi. Allah düşmanıma vermesin. Hep o Yusuf yılanı yüzünden hep. Sağ ol. Yusuf kim abi? Aklı kafası karıştı çocuğum. Halbuki unutmuştu bu komutanı, manutanı falan. Yaşadıkları tetikliyor abi biliyorsun bu durumları. Yani biz de bu ilacı bu semptomları baskılasın diye veriyoruz. Bir kere sıkıntıdan ve stresten uzak kalacak. Sağ olasın, sağ ol. Hazır gibi yetiştin gene. Halledeceğiz bu işi, sen merak etme. Başını dik tut sen. Bak siz ne kadar moralli ve güçlü olursanız... o da kendini o kadar güvende ve güçlü hissedecek. Bu Yusuf pezevengi yüzünden. Bu yılan geldi geleli şirazesi kaydı çocuğun. Efendim Feride. Neredesin? Nasıl? Şu an neredesin? Sorabilir miyim Mansur yoksa? Yok, ne Mansur olacak da? Şeydeyim, eczanedeyim. Elif'in ilaçlarını alıyorum, ne oldu? Çok iyi. Adı ne eczanenin? Adı mı ne? Söylesene bir adını. Dur bakayım bir adını. Bahar Eczanesi. Ne oluyor Feride? Allah belanı versin. Feride ne oluyor ya? Yalanın batsın Yusuf. Feride! Ya sen şu anda Tunç'un arabasını takip etmiyorsun yani, öyle mi? Arabasını mı? İnanamıyorum sana ya. Seni arayıp onu takip ettiğimi söyledi bu yavşak sana? Yavşak sensin Yusuf. Her şeyin sahte, her şeyin yalan. Yavşak sensin. Feride! Aslarını sikeceğim seni, in aşağı. İnden aşağı. Silah var, görüyorsunuz değil mi? Bakın. İnden aşağı. Arabama yaklaştı. İnden aşağı. Yusuf namlı polis memuru. Aç camını, aç sikerim. İşte patlatırım, camını patlatırım. Allah belanı versin. Arkadaş bizim. Aç camı, aç. Sikeceğim, patlatacağım ama. İndir o telefonu. Gördünüz hepsini. Bakın manzara bu. Adam mısın lan? Görüyorsunuz işte. Buyurun. Bu adam bizim güvenliğimizden sorumlu. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kime güveniyorsun lan? Kime güveniyorsun? Selahattin komiser mi kurtaracak seni? Allah Allah. Bunu nasıl yolluyor ya böyle hemen? Abi orada yani sana bir şey söylemişim gibi oldu ama asla sana karşı yani o anın siniriyle demek ağzımdan çıktıysa. Yusuf çıktı dışarı. Emredersin abi. Abi inan. Abine sokayım. Delimi sikti oğlum seni. Lan biz ne konuştuk seninle? Bırak bu adamı peşini demedim mi ben sana ha? Sana yakışmaz demedim mi ha? Eşek bozuyor burada. Estağfurullah. Yazıklar olsun. Ankara'dan müfettiş yollamışlar. Ankara'ya da mı yollamış? He. Zarfın içine koymuş telefonu, Ankara'ya yollamış. Oğlum salak mısın sen? Sağır Sultan duydu ulan. Hanım aradı beni, ne oluyor Selahattin, bu sen misin diye. Gir internete de bir bak. Her yerde bu amana kodumu şeyi, polis şiddeti diye kaynıyor ortalık. E milletin de işi gücü yok tabii. Ünlü oldun Yusuf Efendi.
Aferin. Aferin. Biz de sayende yürürüz artık. Hala Ankara'ya mı yollamış diyor ya. Andavallıya bak. Ya komiserim benim bildiğim anladığım işler değil ki bu internet mi internet. Ne bileyim çekmiş koymuş işte. Akıllı telefonum bile yok ya. Hemen al oğlum. Oğlum sen donunu bile akıllı alman lazım ya. Sana her şeyin akıllısı lazım. Çünkü sende gram yok. Akıldan eser yok sende. Çık dışarıya. Çık gözüm görmesin. Hadi. Vay Yusuf, dizi teklifi almışım diyorlar. Siktir lan. Nasılsın asker? Sağ ol. Rahat asker, rahat. Ne yaptın bakalım? Gel. Otur şöyle yanıma, rahat. Ver bıçağı da ver bana. Ha? Ha, aferin. Gel, gel otur şöyle. Patatesleri soydun ha? Soydum komutanım. Ne olacak şimdi bunlar? Yiyeceğiz komutanım. Tabii ya yiyeceğiz. Ben de neyi soruyorum değil mi? Acıktın mı sen aslanım? Ha? Komutan ne yapsın sana? Şöyle kıymalı bir oturtma yapalım mı? Ha, bol domatesli. Senin patatesleri de dizeriz. Olur mu? Olur komutanım. Of. Aferin aslanım. Aferin. Ama önce seninle bir işimiz var bizim. Emredin. Evet. Şimdi sen buraları topla güzelce. Sonra yanıma gel. Bir görevimiz var seninle aslanım. Emredersiniz. Aferin. Hadi bakalım. Baba. Ne zaman geldin sen? Duymadım sesini. Şimdi geldim oğlum. Hoş geldin. Tahir. Gel otur şöyle. Gel. Şu hapı yutacaksın oğlum.
Ya baba ne oluyor ya? Tarık. Gel, gel otur şöyle karşıma, gel. Hadi ol. Tarık. Kişi gerçekliği ilişkisini kaybettiğinde oluşan ani kişilik ve davranış değişikliklerine psikotik episod diyoruz. Şiddeti kişiden kişiye değişebiliyor. Hayatı boyunca tek bir episodda yaşayabilir hasta, sıklıkla tekrar da edebilir. Bu episodlar esnasında hastanın gerçeği değerlendirme yetisi bozuktur. Zihinsel gerçeklik, dış dünya gerçekliklerinin yerini alır. Tarif ettiğiniz tablo düşündürücü kesinlikle. Ama kendisiyle görüşmeden sağlıklı bir şey konuşamayız. Ailesinden kimseyle görüştünüz mü? Yok. Çok yakın bir ilişkim yok açıkçası eşimin ailesiyle. Cesaret edemem, bu konuyu açamam sanıyorum onlara. Bir noktada görüşmeniz gerekecek ama. Bu ne kadar hızlı olabilirse o kadar iyi olur hemen. Emel. Aa, selam. Beklemedim ya seni burada görmeyi. Yukarıda kalıyorum ya ben. Ablamın fazla odası var da. Kendi yerime geçene kadar öyle. Geçici. İyi geçmiştir umarım. Sağ ol. Numarayı verdin işte. İyi geldin. Gel. İşe yaradıysa sevindim ya. Görüşürüz şirket. Selim sen misin? Benim. Senin oradan bir kalem alsam olur mu? Olur canım. Erken mi çıktın işten? Evet. Çalışacağım odamda biraz. Sonra yemek yeriz beraber, olur mu? Olur tatlım. Baba. Babacığım. İyi misin? Alıyor musun ilaçlarını? Var mı ağrı? Neredesin sen? Evdeyim.
Hangi evde? Evimizdeyim kızım, bizim evimizde. Oha demek istiyorum. Niye Elif'ciğim, ne oldu? Seninle bir alakası var mı bu olayın baba? Doğruyu söyle. Hangi olayın Elif? Ya baba yapma Allah aşkına ya. Elif'ciğim bir doğru düzgün konuşur musun? Anlayamıyorum, ne diyorsun? Annem delirdi. Kafayı yedi. Bavul yapıyor şu anda. Niye? Gidiyoruz baba. Nereye? Çıkıyoruz Tunç'un evinden. Evimize dönüyoruz bayağı. Ne? Boza attı annem kafasına. Ağladı, yalvardı. Ezi'ye bağladı. Sonra da bastı gitti Tunç. Elif anneni ver. Elif hemen anneni ver. Bir şey yaptın mı bu hayvana? Vurdu mu anneni? Bir şey yaptı mı? Ya yeme beni baba ya. Elif anneni ver hemen. Baba. İnterneti aç. Sen beni yiyorsun bence ama hadi neyse. Tunç'un koyduğu videoya mı kızdı anne? Ne oldu? Oha bilmiyorsun hakikaten. Ya Elif delirtme adam be, adam gibi konuş ya. Baba odama git. Bilgisayarı aç. Tunç'un adını yaz. Hemen. Mm-hmm.